Merhaba sevgili gençler. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün size bir kitaptan bahsedeceğim. Bu kitap bundan iki ay kadar önce verimli ders çalışma, motivasyon kazanma, hedef oluşturma noktasında bir seminer düzenlediğimde size bahsettiğim bir kitaptı aynı zamanda. Yazı yoluyla aktarmayı video düşündüm aslında ilk etapta. Sonra video yoluyla daha iyi aktarabileceğimi, ilginizi daha çok çekeceğini düşünerek video çekme kararı aldım. Şimdi aslında o seminerin sonunda iki kitaptan bahsetmiştim. İlki Ali Fuat Başgil'in Gençlerle Başa kitabıydı. Bu kitap yanımda değil, memleketimde kaldı. O yüzden size gösteremeyeceğim. Çok aslında ince, çok böyle hatta sizin seviyenize uygun, ortaokul seviyesine bile uygun bir kitaptır. Herkesin okuyabileceği bir kitap. Çünkü hepimiz zaman zaman hayatta bazı hedefler ediniyoruz, bazı ideallerimiz var, hayallerimiz var, hedeflerimiz var. Bunlara ulaşma noktasında bazen birine yardım, destek gereği duyabiliyoruz. Bu yoldan geçmiş, hayatını buna adamış, bir insan nasıl daha başarılı olur, iradesine nasıl sağlam bir şekilde geliştirir, buna kafa yormuş ve bunu hayatına uygulayabilmiş insanların kitaplarını okumakta fayda var. Şimdi gerek gençlerle baş başa kitabı, Gerekse de size burada bahsedeceğim e, Jules Payot'un irade terbiyesi kitabı. Kesinlikle ucuz kişisel gelişim kitapları vardır. Ya, i̇şte sen en iyisisin, sen en, en mükemmelsin, başarırsın. Böyle narsizmi, yani bencilliği, e, egoizmi size enjekte eden kitaplardan asla değil. Ben o kitapları size tavsiye ed edecek e, değilim hiçbir zaman. E, bu kitaplar gerçekten e, zaten yazarları da hayatta başarılı olmuş. Hayatta önemli şeyler ortaya koymuş insanlar kendi hayat tecrübesini e, insanlara aktararak herkesin bundan faydalanmasını istiyorlar. Ben bu kitaplarla ne zaman tanıştım? Üniversitedeyken tanıştım ama gönül isterdi ki daha erken yaşta tanışayım. Lisedeyken, ortaokuldayken. Bu yüzden e, kitapları bilmenizi, okumanızı tavsiye ediyorum gerçekten. Çünkü e, tabii ki motivasyon denen şey içsel bir olgudur. Yani dışarıdan biri sizi e, motive ettiği zaman bir hafta sürer, iki hafta sürer. Hadi bilemediniz bir ay sürer. Fakat içten içe bir motivasyon olmadığı zaman e, hep böyle bir birisi sizi dürtüklemesine ihtiyaç duyduğunuz zaman maalesef uzun soluklu olmayacaktır. E, uzun soluklu olması için e, ilham gibi bir şey değil yani ilhamın bile gelmesi için yani bütün yazarlar, şairler e, hep bunu söylerler. İlham diye bir şey yok. İnsanlar oturuyor, günde saatlerce çalışıyor, emek veriyor, çaba gösteriyor, büyük eserler ortaya koyuyorlar. Bu sadece edebiyat alanında değil. Bilimde, sanatta, sporda, akademide, bütün alanlarda başarılı olmuş insanlara baktığımız zaman hepsinin azim ve iradeyi gösterip, planlı, sistemli, disiplinli bir şekilde çalışıp bu yolda emek verdiklerini görebileceğiz. Bundan bahsettikten sonra ben kitabın içeriğinden kısaca bahsetmek istiyorum. Şimdi kitap şey var. E, kişiye özel tavsiyeler var, meseleye giriş var, işte amacımızı unutmamak, e, mücadele edilecek düşman, isteksizlik, irade terbiyesinde lisanet kırıcı teoriler demiş. Çalışmanın verdiği mutluluktan bahsetmiş, mücadele edilecek düşmanlardan işte kötü arkadaşlar, tembellik bahaneleri vesairedir. Çevrenin öneminden bahsetmiş, toplumsal destek ve öğretim görevlileri demiş, büyük üstadların etkisi demiş. İç kaynaklarımız bölümü var. Bu bölümde de irade terbiyesinde tefekkürün önemi, tefekkür nedir, nasıl yapılır, irade terbiyesinde hareketin önemi, irade terbiyesinde beden sağlığın önemi, irade psikolojisi demiş, düşüncelerin irade terbiyesindeki rolü, duygusal hallerin irade terbiyesindeki rolü ve aklın gücü son olarak. Şimdi kitapta ben, dediğim gibi kitabı ben üniversitedeyken okudum. Altını çizdiğim kısımlar var. Bu kısımlardan... Az önce göz attım hangisini size okuyorum, hangisi sizin e, böyle okumanızı, e, duymanızı istediklerimdir. Mesela sayfa 13 demişim. Burada diyor ki, e, birinci bölüm bu, mücadele edilecek düşman isteksizlik bölümünden. Ancak yine de tüm başarısızlıklarımızın neredeyse tek sebebi vardır, o da irade zayıflığı. Çaba göstermekten ve özellikle süreklilik gerektiren bir çabadan korkarız. Rahata düşkünlüğümüz tembelliğimiz gibi insani huylar tıpkı yer çekimi kanunu gibi doğaldır. Gerçek şu ki kararlı bir iradenin karşısında ancak devamlı bir güç durabilir. Tutkularımız ise doğası gereği geçicidir. Ne kadar şiddetli olursa bir o kadar kısa sürer. Bu şekilde yani şeyden bahsetmiş, bütün o kararsızlıklar, başarısızlıkların kaynağında irade zayıflığı var diyor. Fakat eğer rahata düşkünlüğü bir kenara bırakıp, tembelliği bir kenara bırakıp, ısrarla, azimle ee, devam ederseniz bu bir kanun gibi haline gelir. Resmen yer çekimi kanunu nasıl ki her hal işe yarıyorsa artık siz de iradenizi sağlamlaştırmış bir birey olarak yol alabilirsiniz diyor. Ee, şöyle bir not aldıklarımdan tekrar ilerlemek istiyorum. Şöyle bir alıntı var. Bakalım bunun konu başlığı neymiş? İrade terbiyesinde cesaret kırıcı teoriler demiş. Şimdi burada diyor ki insan kendine hakim olmanın paha biçilmez bir değer olduğunu zamanla öğrenecektir. Hayatta ne istediğimiz, ne olacağımız, hayatta oynayacağımız rol kendine hakim olmayla bağlıdır. Hatta bir yıldız da atmışım yanına. Gerçekten bütün başarılı, mutlu, hani mutluluk tabii ki başarı mutluluğu getirmiyor. Onu eşit bir şekilde şey yapmak istemiyorum. Birbirinin şey tamamlayıcısıymış gibi göstermek istemiyorum ama hayata başarılı olmuş bütün insanlara baktığınız zaman gerçekten kendi iradesine hakim olmuş, kendini kontrol altına alabilmiş, kendini geliştirmiş insanlar olduğunu göreceksiniz. Yani hiç kimse oturduğu yerden mutluluğu, başarıyı elde etmiyor. Bunun için bir çaba gösteriyor, azim ortaya koyuyor. Bu bizim e, bu şeyde bunu dikkate almamızın ne kadar önemli olduğundan bahsediyor. Şöyle devam ediyorum. Kişi özel tavsiyeler demiş, mücadele edecek düşmanlar konusunda. Mücadele etmemiz gereken iki düşmanımız var. Tembellik ve nefsi, nefsi düşkünlük. Kişi tembellik yüzünden kendini ee, tamamen bırakırken ortamın da ahlaki açıdan korunaksız hale gelmesine sebep olur. Yani tembellik ve nefse düşkünlük aynı zamanda ahlaki bir çöküntüyü de getiriyor. Gerçekten hani bir çok sık kullanılan bir tabir vardır. Bir tarlayı boş bıraktığınız zaman yabani otlar biter derler ya. Bu da böyle bir şey. Yani zihnimiz çok muazzam bir, beyin çok muazzam bir şey. Ee, yüce yaratıcının bize bahşettiği çok muazzam bir e, yetenektir. Ee, bunu kullanmak gerçekten çok önemli. Sayfa 45'ten devam etmek istiyorum. Amaçsız içi boş bir akıl içgüdüsel arzulara hizmet etmekten başka bir şeye yaramaz demiş burada da. Şöyle devam edeyim alıntılara. Kitap hakkında fikir sahibi olmanız açısından alıntılar önemsiyorum. Sadece düzen, sükunet ve verimli çalışmakla hayat gerçekten mutluluğa kavuşur. Yaşadığımı hissediyorum diye tabir edilen duyguyu sadece çalışmayı alışkanlık haline getirecek, getirerek elde edebiliriz diyor. Şimdi hani dışarıdan bakıldığı zaman bazen çok başarılı çok üst düzey şey konumlara gelmiş insanların hani ya şey diyoruz bir takım bahaneler üretiyoruz işte anne babası çok iyi durumdaydı, sosyoekonomik düzey yüksekti, işte çok iyi olanaklar sundular, o yüzden buraya geldi, şu avantajı vardı, bu avantajı vardı vesaire. Oysa herkesin mutlu ve başarılı olmasının altına yatan neden kendi içsel kaynağını kullanmasıdır. Kendi iradesine hakim olmasıdır. Ve bu insanlar gerçekten mutluluğu ve sükuneti bu şekilde elde ederler. Kendinizden düşünün, çalışmanız gereken bir sınav var diyelim. Ya da başarılı olmanız gereken bir durum var. Yapmadığınız zaman vicdani bir çöküntü hissediyorsunuz sürekli sürekli için içe sizi eleştiren, sizi neden bugün böyle oldu, neden bunu yapmadın diye size hep bir takım e, mutsuz edecek telkinlerde bulunan bir ses oluyor. Bu açıdan eğer siz yapmanız gerekenleri yaptığınız zaman bir özgüven duygusu, bir mutluluk duygusu, hani e, akşam yastığa başınızı koyduğunuz zaman çok rahat, çok mutlu bir şekilde e, uyuyorsunuz. Yani demek istediğim şu Hayatta gerçekten sükunet, mutluluk, huzur, başarıdan ve mutluluktan geçiyor. Yapmanız gereken şeyleri yapmaktan geçiyor. Kısaca böyle söyleyeyim size. En son 72'den evet. Doğrusu tembel bir hotontimorinomenos. Hoton rimenus. yani kendi kendisinin celladıdır. Tembellik insanın kendi kendisine, bedenine, aklına verebileceği bir eziyettir demiş. Gerçekten de böyle. Bu az önce söylediğim bir tamamlayıcısıdır. İnsan e, tembellik yaparak sadece kendine acı verir, kendini resmen celadıdır, her gün kendini infaz eder, her gün kendini aşağılar, kendini eleştirir, kendini hakaret eder, ben niye böyle bir insanım, ben değişmeyecek miyim, böyle gelmiş böyle gider gibi bir sürü bir takım ifadeler kullanır kendisi için. Resmen kendine karşı yıkıcı bir hale gelir. O yüzden ne olursa olsun şunu hiçbir zaman unutmayın. Ee, başarılı... Yani hayatta en büyük eleştiriyi de yine kendimiz yaparız. Kendimize en büyük kötülüğü. Hayatta en büyük iyiliği de yine biz kendi kendimize yaparız. Aslında dışarıdakilerin hepsi birer sembol, bir, bir nevi şeydir. Eğer siz kendi içinizde kendinize değer verirseniz, kendinizi önemserseniz, kendinizi mutlu olmak istediğiniz yerde görmek için çaba gösterirseniz e, istediğinizi elde edebilirsiniz. Diğer türlü e, bunu yapmadığınız zaman kendinize karşı çok yıkıcı da olabileceksiniz. Ha, belki bu dönem için biraz erken bunu söylemek ama ilerleyen yaşlarda eminim. Bunu deme ihtimaliniz çok yüksek. O yüzden erken demeyip şu an işte bir rehavete bir tatil havasına girmeyip gerçekten hayatla alakalı hedefler idealler belirlemek çok önemli. Şöyle devam ediyorum. 10 dakikayı da geçmiş çok uzatmak niyetinde değilim aslında. 104'ten devam ediyorum. İrade zayıflığı içsel dürtüler ve kilişelerden de destek alarak hatalara devam edip alenileştirmeye kalkınca ve buna etraftaki kötü örnekler, dil, ortam, dürtüler de eklenince irade terbiyesinden uzaklaşmanıza neden olan sis perdesini yaratmış oluyoruz. Bu perdeyi yok etmenin sadece bir yolu var tefekkür. Kendini dinlemek için kabuğuna çekilip çevrendeki yönlendirmelerden sıyrılıp ruhunun derinliklerine kadar müspet düşüncelerin yerleşmesini sağlamak. Tefekkür etmek insanın kendini, evreni, kainatı, yaratılışını düşünmesi. Yani ben bu dünyaya niye geldim? Hangi amacı hizmet etmek için geldim? Bu dünyada neyi daha doğru ve iyi yapmak amacıyla buradayım sorusunu sorduğunuz zaman aldığınız cevap sizin tefekkürü iyi bir şekilde kullandığınızın göstergesidir. Burada şey diyor işte irade zayıflığı, içsel dürtüler, klişelerden deva, bundan destek alıp da hayatınızı bu şekilde eğer devam ettirirseniz e, irade terbiyesindeki o siz perdesi vardır ya bunu daha da kalınlaştırmış oluyorsunuz o perdeyi değil kaldırmak o yüzden o perdeyi kaldırmak adına şunu yapmanız gerekiyor tefekkür etmeniz kendinizi sorgulamanız içsel bir muhasebeye girmeniz ben niçin bu dünyadayım ben bu yaşında neyi daha doğru ve daha iyi yapabilirim bütün bunları sorduğunuz zaman kendinize zaten cevap içinizde yani böyle klişe olacak ama cevap her şeyin cevabı gerçekten sizin kendi içinizdedir bunu e, hiçbir zaman unutmayın Daima hatırlayın. Olumsuz ifadeler beyni e, iyi bir şekilde harekete ettirmiyor. Bunu da dikkate almaya çalışıyorum her zaman. E, demek istediğim kısaca e, kendinizi değiştirmek, geliştirmek istiyorsanız sorgulamak. Ben ne, hatayı nerede yapıyorum? Bana göre bir insanın e, yaşı olursa olsun hayatta en büyük e, hasleti farkındalığıdır. Bir, bir şeyin farkındaysan düzeltebilirsin. Farkında olmasan düzeltemezsin. E, yani nasıl desem, ölü birinin öyle olduğunu bilmemesi diye bir tabir mi vardı bir şey vardı. Hani bir şeyin içindesin ama o şeyin içinde olduğunu bilmiyorsun. Bu da böyle bir durum. O yüzden şey yapmayın. Yani sorgulamayı hiçbir zaman ihmal etmeyin. Şöyle devam etmek istiyorum 108'den. Beklenmedik olaylardan etkilenmek zayıf insanların hayat tarzıdır. Bir amacın olmaması ya da amacın peşinde koşulmaması veya dikkatin bu amaca verilmesine mani olacak meşgalelere dalmak hayatı tutarsız ve düzensiz hale getirir. Şimdi şöyle bir durum var. Hep toplum olarak duygusal bir toplumuz. Hep sık söylenen bir şeydir. Mantıklı hareket etmekten ziyade duygularla hareket ettiğimiz söylenir. Bir olay oluyor. İster çevresel olur, ister toplumsal, ister aile içinde, ister bireysel. Bunları çok etki altında kalmak zayıf insanların hayat tarzıdır diyor. Eğer güçlü karakterli bir insansanız diyor hayatta hangi tür olay olursa olsun ister sizinle alakalı ister topluma, ister aileyle alakalı bundan çok etkilenmezsiniz. Neden? Çünkü sizin hayatta bir amacınız var bir idealiniz var. Şöyle hayattan örnek vermek istiyorum çok da soyut bir şekilde anlatmak istemiyorum. Mesela hepimizin içinde bulunduğu korona dönemi. Diyelim ki siz geçen sene bu zamanlar neydi İşte Aralık 2019. Şöyle bir hayat amacınız vardı. Ben bu yıl işte sporda ya da sanatta ya da bilimde herhangi bir alanda kendimi çok iyi geliştireceğim şu noktalara geleceğim gibi bir takım hedefler belirlediniz. İşin içine korona girdi. Diyelim ki bir kursa giriyordunuz, o kurs kapatıldı. Siz kendi başınıza da bunu devam ettirebilirdiniz evde. Eğer zayıf etkilen zayıf bir insansanız, zayıf öyle bir hayat tarzınız varsa. Bu devam etmemiştir. Fakat iradesi sağlam bir insan, içsel motivasyonu hiçbir zaman kaybetmeyen bir insan, şartlar ne olursa olsun etkilenmez ve buna devam ettirir. Bu aslında bundan bahsediyor. Yani e, zayıf bir hayat tarzı edinmemek. Şöyle bir hikaye geldi aklıma. E, bir tane sarmaşıkları bilirsiniz. Çok haftalar içerisinde uzayıp büyüyen ve çok çabuk bir şekilde de e, ölen bir bitki türüdür sarmaşık. Bir tane kavak ağacı var. Kavak ağacı diye sanırım yanlış hatırlamıyorsam. İşte bir sarmaşık büyüyor. Haftalar içerisinde kavak ağacıyla aynı boya geliyor. Tabi e, tabii şöyle bir şey vardır. E, cansız şeyleri konuşturmak diye bir tür var dedi. de şu an hatırlamıyorum ama. işte sarmaşık e, kavak diyor ki. Baksana diyor sen yıllar sen bu boya kaç yılda geldin? İşte 30 yıl diyor mesela kavak. Ben senin e, geldiğin konuma 30 günde geldim diyor. Böyle bir böbürleniyor. E ee, gülümsüyor tabii kavak. Ee, bir rüzgarın çekmesini bekliyor. O zaman ben seni göreceğim şeklinde. Tabii sonbahar geliyor. Sonbahar demek sarmaşın artık ölüm vaktinin gelmesi demektir. Artık rüzgardır, yağmurdur, kardır vesaire. Şiddetli bir rüzgar esiyor ve sarmaşı kökünden kopuyor. Ee, bu şey hikaye bize şunu anlatır. Bir şey ne kadar hızlı bir şekilde gelişirse, büyürse bir o kadar çabuk bir şekilde çöker. Yani bizim ne yapmamız gerekiyor? Adım adım, kararlı bir şekilde, sistemli bir şekilde, düzenli bir şekilde böyle olması gerektiği düzeyde çalışmamız, çaba göstermemiz gerekiyor. Yani kimse size şunu demiyor. Yaklaşık işte kaç yaşındasınız? 15, 16, 17 her neyse. Kaç yıldır eğitim hayatındasınız? 9, 10, 11. Kaç yıldır eğitim öğretim hayatınız varsa. Bütün bu yıllar içerisinde bir alışkanlığınız oldu. Derslere karşı işte hemen son güne kadar yapma şeyi düzen olmaması, sistem olmaması, program olmaması, bunların değişmesi zaten birkaç ayda olabilecek bir şey değil. Ya yani bunu sizin ısrarla üzerine giderek değiştirmeniz gerekiyor. Mesela şunu yapmanız gerekiyor. Kitap okuma alışkanlığı olur, bir hobi edinme olur. Bunu kademeli bir şekilde, yavaş yavaş, her gün bir şey ekleyerek ısrarla bunun yok olmasını engel olarak siz değiştirebilirsiniz. Yoksa birdenbire mümkün değil değişim. Demek istediğim eğer şöyle bir hedef koydunuz kendinize ben 3 ayda şunu yapacağım. Ama onun 3 ayı acaba 3 ay uygun bir zaman mı onun için? Bu Çünkü bunun oluşması yani o alışkanlığı kaldırmak sen 8-9 ayda alışkanlığı oluşturmuşsun. Bunu kaldırmak bu kadar kısa sürede olur mu? O yüzden e, hedef belirlerken de gerçekçi ve ulaşılabilir hedef belirlemek çok önemli. E, hani irade sağlam olması, istekli olmanız önemli. E, fakat madalyonun diğer yüzü de var. Hepsini tamamen görmek ve buna uygun bir şekilde hareket etmek gerekiyor. Şöyle devam edeyim. 109 okuduk bunu. Ancak ara sıra durup istikametini tekrar belirleyen için hiçbir şeye tesadüfe bağlı değildir. Bunun için kendimizin ve hatalarımızın farkında olmak, zamanımızı çalan şeylere karşı şuurlu olmak ve buna göre kendimize bir yol haritası belirleyip bu yoldan ayrılmamak gerek demiş. Ya yani ben böyle lafı dolandıra dolandıra anlatırım ama yazar çok güzel özlü bir şekilde aktarıyor bizleri. Şöyle 123'ten devam ediyorum. Aniden büyük çaba göstermek gerektiren anlık işler hiçbir açıdan tavsiye edilmez. Çünkü genelde arkasından tembellik dönemi takip eder. Gerçek dezaret uzun soluklu, sebatkar olandır. Genç açısından önemli olan ipin ucunu hiçbir zaman bırakmamak olmalı. Zaman ipinin ucu kaçırılmayacak kadar değerlidir. Zamanı idareli kullanmak gerek. İşin gereği ajandalarda keskin bir şekilde belirten zaman çizelgini tavsiye eden biri değilim harfiyen takip etmek de çok mümkün olmayabilir. Tembelliğimiz ajandada boş kalan kısımlarda tembellik yapmaya kalkışır. Sonra çizelgenin dinlenme, gezinme zamanlarına odaklanmaya başlarız. Ayrıyeten düzenli olarak bir program dahilinde çalışmak irademizi o programa karşı bağımlı hale getirir. Ama mesela çalışma saatinde değil de gezinme saatinde çalışmak için daha istekli veya uygun olabiliriz. Az önce size Çınar ve daha doğrusu Kavak ve şey örneğini verdim. Sarmaşık örneğini. Diyor ki burada zaten dediğim gibi çok öz bir şekilde anlatmış. Aniden büyük çaba göstermek gereken anlık işler hiçbir açıdan tavsiye edilmez. Yani çünkü e, yoğun bir şekilde siz bir şey yapıyorsunuz. Bir enerjinizi yoğun bir şekilde harcıyorsunuz. Sonrasında bir e, tembellik evresi gelecek kendiliğinden. Şey gibi düşünün yani telefonunuzun şarjı %100 siz bunu sabahtan işte 7 8 e, sabah işte 3 4 saat boyunca yoğun bir şekilde kullandığınız işte sosyal medya video çekme paylaşma vesaire derken e, telefonunuzun şarjı tükenecektir haliyle akşama yetişmeyebilecektir. Bu da böyle bir şey iradenizi enerjinizi e, zamana yaymak. Bir gün eğer 2 saat çalışmanız gerekiyorsa sadece 2 saat çalışın. Kalkıp da siz ben 4 saat çalışayım bunu 3 ayda halledeyim değil. E, önemli olan düzen, sistem ve devamlılıktır. Zaten bunu yaptığınız zaman bunun ne kadar verimli olduğunu göreceksiniz. Bir şey büyük bir İslam filozofu vardı. Şu an ismini hatırlamıyorum. İmam-ı Azam yok, İmam Gazali de olabilir. Şey yapmıştı. Çok büyük bir eseri vardı. İsmini hatırlamıyorum ama bunu 10 yılda ve günde sadece 1 saat çalışarak yapmış. Yani ismini hatırlamıyorum maalesef ama demek istediğim çok büyük yazarlar, çok büyük bilim ve ilim insanları eserlerini günde bir saat, iki saat o yaparak oluşturmuşlardır. Şöyle 132'den devam ediyorum. Az kaldı. Anlaşıldığı üzere çalışmak başımıza ağrıtmaz. Çalışmaktan kaynaklandığını düşünülen yorgunluk doğrusu aşırı hazlardan endişelerden, egoist fikirlerden, yanlış metottan kaynaklanır. Şimdi bazen şunu görüyoruz öğrencilerde. Hocam ben 8 saat, 9 saat çalıştım, 6 saat, 5 saat çalıştım, çok yoruldum. Aslında insanı yoran şey çalışmak değil. İnsanı yoran şey düzensizlik, bir sistemin olmaması, plansızlık, bir verimsizlik. Bütün bunlar üst üste geldiği zaman zaten böyle zihin allak bullak oluyor ve kendini yorgun hissediyor. Oysa siz bir düzen, bir sistem oluşturduysanız zihnin yorulması mümkün değil. i̇nsan yani beyni öyle bir şey ki. Mesela yani akşam uyurken de çalışıyor. Yani nefes, son nefesimizi verene kadar da çalışan bir mekanizma var. Bunun yorulması mümkün değil. Yorulmak diye bir şey söz konusu değil. Ee, diyor ki mesela doğrusu aşırı hazlardan, endişelerden, egoist fikirlerden, yanlış metottan. Sürekli bir endişe, kuruntu, kaygı varsa, işte sürekli bencilce fikirler varsa, kıskançlık vesaire zihni yoran şey bunlardır aslında. Çalışmak insanı asla yoran bir şey değildir diyor. Çünkü çalışmak beyine iyi gelen bir şey. Onu geliştiriyor. Nöronlar arasında bir bağlantı oluşturuyor. E, bütün bunlara bakarak ben çalışmaktan yoruldum diye demek mümkün değildir. Ha evet. Duruştan bahsediyor. Kambur bir şekilde okuma ve yazma pozisyonu nefes almayı ve uzun vadede çalışmayı zorlaştırır. Bunun için sırtımızı dik tutma alışkanlığı edinip solunum sistemimizi rahatlatmamız lazım. Bu da yetmez. Düzenli olarak nefes molası vermek gerek. Largent buna nefes jimnastiği diyor. Sabah kalkınca istem dışı yaptığımız gerilme hareketlerine benzer kolları yavaş yavaş kaldırıp derince nefes alarak yanlara açalım sonra da indirirken de nefes verelim. Kolları kaldırırken büyümeye çalışır gibi ayak ucuna kalmak, kalkmak omurganın düzelmesini, kaburgaların aşağıdan yukarıya doğru açılmasına ve dolayısıyla nefes alanının genişlemesine yarayacaktır. Ayrıca bu egzersiz kaburgalarda ankiloz oluşumuna engel olacak, akciğerlerde kıvrılmış oksijen ulaşamadığı birçok vezikülün açılmasını sağlayacaktır. Böylelikle kan ve oksijen alanı artacaktır. Marie dinlenme esnasında bile insanı rahatlatan solunum egzersizlerinden bahsediyor. Bu tür nefes çalışmaları sadece nefes almayı kolaylaştıracaktır. Yani gerçek anlamda spor yapmanın yerini tutmaz. Aslında tek başına spor da bir anlam ifade etmez. Spor beslenme fonksiyonlarının gelişimine fayda verir demiş. Burada hangi konu başlığından bahsetmiş? Diyor ki, irade terbiyesinde beden sağlığının önemi. Gerçekten insanın ruh sağlığı ile beden sağlığı birbiriyle çok bağlantılıdır. İkisi ayrılmaz bir bütündür. Yani etle tırnağın birbirinden ayrılmaması gibi. Duruş çok önemli. Yani dik bir şekilde, kambur bir şekilde asla durmamanız gerekiyor. Dik bir şekilde durup bu sizi daha özgüvenli, gerçekten özgüveni ciddi oranda etkileniyor. Bununla ilgili bir araştırma da yapıldı. Amerika'da bir üniversitede yapılmışlardı. Duruşunuz sizin özgüveninizi artırıyor, kendinizi mutlu hissetmenize fayda sağlıyor. çalışırken de zaten siz eğer böyle kambur bir şekilde oturduğunuzda bu sizin nefes alışverişinizi olumsuz etkilenir, kalitesiz bir nefes alıyorsunuz. Kalitesiz bir nefeste yorgunluk, böyle bir uyuşukluk, böyle bir mayışıklık hali getirecektir. Bununla ilgili internette bir sürü video var. Nefes egzersizleri, duruş düzeltme vesaire. Bunları YouTube'dan vesaire bularak kendi duruşunuzu ve nefesinizi daha kaliteli bir hale getirebilirsiniz. Şöyle devam ediyorum. E, 197 ve 199 demişim son olarak. Kitap çok güzel bir kitap. Gerçekten okuyup hayatınıza uygulamanız sizi eminim çok mutlu ve başarılı bir hale getirecektir. Şimdi diyor ki sanıldığının aksine bilimsel büyük edebi eserler olağanüstü beyinler sayesinde değil başarılı bir oto kontrol ve kendi hakim olma neticesinde doğar. Evet gerçekten böyle. Geçen bir yerde duymuştum. Tolstoy'u bilirsiniz Rus büyük yazarlardan. Savaş ve Barış isimli bir kitabı var. Yaklaşık 800-900 sayfalık bir kitap. Bu kitabı sanırım 7 yılda tamamlamış. 7 yılda tamamlamış. Baskıya gönderiyor. Baskıda bile işte yayın evine arıyor. Ben bunu şunu düzeltmek istiyorum, bunu düzeltmek istiyorum diye. Hani insanlar zannediyor ki işte çok büyük bir futbolcu, bilim insanı, işte yazar, şair oturuyor, ilham geliyor ya da yeteneği var ya da imkanı var, parası var oturuyor, yapıyor. Asla böyle bir şey değil. Kim olursa olsun, hangi konumda olursa olsun, nasıl bir aileden gelirse gelsin herkes hayatta elde etmek istediğini, olmak istediği kişiyle yolunda çaba gösterirken düzenli sistemli bir şekilde çalışıyor. Yani hiç kimseye başarı, hiç kimseye mutluluk, hiç kimseye maddi gelir, hiç kimseye e, iyi şeyler altın tepside sunulmuyor. Hepinizin artık fark ettiği yaştasınız. O yüzden e, bir şeylere sahip olmak istiyorsanız ve sahip olan insanlara karşı ya şu şundan ötürü yaptı, bundan ötürü yaptı demek yerine ben de yapabilirim. O yetenek, o azim bende de var. Ben de gerçekleştirebilirim demeniz gerekiyor. Yani ne demek? Başarılı bir oto kontrol ve kendine hakim olarak, kendini geliştirerek ve neyi daha iyi doğru yaptığının farkına vararak. Yani kalkıp da rastgele çalışmak yerine düzenli sistemde benim ne işime yarayacak? Bu işime yarayan şeyi hangi zamanda nasıl kullanmalıyım? Soru sormak çok önemli. Yani her zaman kendinize soru sorup kendinizi geliştirme noktasında daha bir ileriye seviye gelmeniz gerekiyor. Ya yani, var olanı devam ettirmek iyi bir şey değil bana göre. Eğer bir başarılı bir sonuç getirmiyorsa. Ha, şu an ben size de bu kitabı şey yapabilirdim yazılı halde de anlatabilirdim. Yazmayı da seven bir insanım. Yani size bir belki 4-5 sayfa bir şey çıkardı da. Fakat baktım bu çok da ilgili, ilginizi çekmeyecektir. En iyisi video çekeyim dedim. O yüzden video çekme kararı aldım. Yani demek istediğim şartlar hep böyle bir değiştirmek ve daha iyi hale getirmek bizim sorumluluğumuzdur. Ya ben bir okul psikolojik danışman olarak size bir şeyleri aktarma çabasında içerisindeysem eğer bir yöntem işe yaramıyorsa başka bir yöntemi kullanmak zorundayım. Yapmadığım zaman yerinde saymış olurum. Kalkıp da ben şunu diyemem. Ya ben bunu yaptım. İsteyen alır, isteyen almaz. Artık ben üzerime düşünü yaptım diyemem. Bu beni mutlu eden bir şey olmaz. Aynı zamanda benim iyi bir e, eğitimci olduğumu da göstermez. O yüzden her zaman ister öğrenci olun, ister eğitimci olun, ister başka bir meslekten olun. Kendinizi geliştirmek ve değiştirmek noktasında hep farklılıkları denemeye istekli olun. Tabii bunda dediğim gibi yani farklılıktan kastımız... E, Sonucun verimli olmasın. Yoksa sürekli e, sırf değişim için değişmek de iyi bir şey değil tabii ki. İradenize hakim olmayı öğreterek büyük insanlar yetiştirebiliriz. Çünkü akla atfedilen birinci özellik iradeli ve canlı olmasıdır. Ve 200 sayfamız bir kitap son olarak neyden bahsediyor onu okumak istiyorum. Doğru amaçlar için savaşmanın iyi bir şey olduğu, kendine hükmetmenin akıl için nedenli önemli olduğu unutulmamalıdır. İlade terbiyesinin gerekliliğini ve getirilisini düşünen herkesin bu işi hayatlarının odak noktasına koyarak kendisi için önemli mevzu haline getirmesi gerekir demiş. Bu şekildeydi. Ee, okumayı unuttum galiba size. Kitabın kapağında Cemil Meriç'in bir ifadesi var. Diyor ki, disiplin içinde çalışmayı bu kitaptan öğrendim. Cemil Meriç çoğunuzun ismini duyduğu büyük bir tefekkür insanı, büyük bir ilim ve sosyologtur aynı zamanda düşünürdür. Ee, arka kitabında da ne yazıyor? Kaderimi tayin eden bir başka kitapta İbrahim Etem'in tercüme ettiği Terbiye-i başlıklı esirdir. Yani bu kitaptan bahsediyor. Ta, bu kitap 1890'lı yıllarda yazılmış bu arada. Yani nereden baksanız 200 yıldan fazla bir süredir hala okunuyor, hala seviliyor bir kitap. Tarihi 100 yıldan fazladır. Ee, bir de sizden e, videonun başında bahsetmiştim ya Ordinarius Profesör Doktor Ali Fuat Başkil'in Gençlerle Başbaşa. Başa. Bu e, şey Gençlerle Baş Başa kitabına kaynaklık eden kitap bu aslında. Oradaki alıntısına bahsetmiş. Monsieur Grart bize bir kitap tavsiye etti ve mutlaka okumamızı söyledi. Bu e, ex X. Mercer Üniversitesi rektörü meşhur ve terbiyeci ahlakçı Julius Payot'un İrade Terbiyesi adlı kitabıydı. Ertesi gün şehre inerek kitabı aldım. İhtiyar bir meşenin dibine oturarak İrade Terbiyesi'ni okumaya koyuldum. Okudukça içimde tasür ve nedametle karışık müphem bir acı duymaya başladım. Kendi kendime ah bu kitap 18-20 yaşlarındayken elime geçmeliydi diyor ve Geciktiğim için üzülüyordum demiş. Son, son olarak bunu okumam çok faydalı oldu. Çünkü siz henüz 18-20 yaşınıza bile gelmemiş insanlarsınız. Ee, hayattan mutlu ve başarılı bir birey olmanızı hepiniz çok ister. Biz isteriz, aileniz ister, kendiniz de istersiniz. Bunu yaparken de bize kaynaklık edecek e, eserlere ulaşmak ve bunları kullanmak çok önemli. Videomuz da 29 dakika olmuş. 30 olmadan kapatalım o zaman. E, umarım faydalı olmuştur. Umarım baştan sona izlersiniz. E, hepinize teşekkür ediyorum. Hava ısmarladık. Görüşmek üzere.